Merhaba arkadaşlar, phphocam.com'a hoş geldiniz. Bugün dersimizde oluşturacağımız fonksiyonları değişkenmiş gibi depolayacağız. Yani bir değişken gibi davranmasını sağlayacağız. Ben programdan önce, dersten önce şu fonksiyonları oluşturdum. Main fonksiyonum dışında ekle fonksiyonu ve çarp fonksiyonu. Ekle fonksiyonu a artı b'yi topluyor, çarp fonksiyonu da a ile b'yi çarpıyor arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Integer diyorum. Parantez içinde yıldız diyorum. Bir geçici bir fonksiyon oluşturalım. Ne diyeyim bunu da? Fonksiyon diyeyim. Fonksiyon. Daha sonra yine parantez içinde integer virgül integer diyorum arkadaşlar. Eşittir diyorum. Mesela ekle fonksiyonumuzu atalım. Bunu bir anlatayım. Geçici bir fonksiyon oluşturduk. Yıldız fonksiyon adı ile pointer fonksiyonu oluşturduk. Integer virgül integer de şuradan geliyor. Integer a integer b integer a integer b oradan geliyor. Ekle zaten ekle fonksiyonumuz buradaki fonksiyon. Bunu bir ekran alalım. Nasıl alacağız? Yüzde d diyorum. Virgül geçici fonksiyonumuzu yazıyoruz buraya. Fonksiyon yazıyoruz. Daha sonra mesela 4,3 sayılarını yazdım. Kafadan sayı yazdım buraya. Programı çalıştırdığımda ekranda 7 sayısını almam lazım. 4 artı 3'ten. Evet, 7 sayısını aldım. Şuraya çarp deseydik çarpacaktı arkadaşlar 4 ile 3. 12 cevabını alacaktık gördüğünüz gibi. Yani biz burada ne yaptık? Yukarıdaki fonksiyonları burada kullanmış olduk basit bir şekilde. Şöyle şunlar yine şuradan geliyor dedim. Integer, integer ve çarp da fonksiyonlarımızdan geliyor. Ve fonksiyon 4,3 de arkadaşlar. Bizim şu demek fonksiyonun özelliğini kullan ve 4 ile 3'ü ne yapması gerektiği gibi davranmasını sağla demek oluyor bu. Yani fonksiyon burada ne? Biz çarp fonksiyonu atadık bu geçici fonksiyonu. 4 ile 3'ü dolayısıyla çarpmış oluyoruz printf ile. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Void diyorum. Bir fonksiyon oluşturacağım. Yeni bir fonksiyon. Bu derste de bayağı bir fonksiyon kelimesi söylüyorum. Yeni bir fonksiyon ne olsun? Sonuç yaz. Sonuç yaz fonksiyonumuz olsun. Bunun içine de şunun aynısını alıyoruz arkadaşlar. Şu integer'a kadar aynısını alıyoruz. Virgül diyorum. Integer sayı 1 diyeyim buna. Buna da integer sayı 2 diyeyim. Şöyle. Bu sayı 1 şu oluyor arkadaşlar. 4 oluyor sayı 1. Sayı 2 de 3 olmuş oluyor. Yani buradan geliyor. Kafanız karışmasın. Şurayı bir silelim. Şöyle olmayacak. Bu fonksiyon açacağız buradan. Ondan dolayı süslü parantez açmamız lazım. Ve printf ile ne diyelim buraya? Fonksiyonun değeri diyelim mesela. Buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Geçici fonksiyonumuzu yazıyoruz yine. Fonksiyon diyoruz. Virgül sayı 1 diyoruz. Virgül sayı 2 diyoruz buraya. Bunu yazdık. Ama sayı 1 ve sayı 2'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Onu da burada belirleyeceğiz arkadaşlar. Main fonksiyonumuzda belirleyeceğiz. Onu nasıl yapacağız? Şu fonksiyonumuzu kullanarak. Sonuç yaz. Sonuç yaz fonksiyonumuzu buraya yazıyoruz. Hangi fonksiyonu kullanmamız gerektiğini yazıyoruz. Mesela ekle fonksiyonu. İlk başta oluşturduğumuz ekle fonksiyonu. Virgül sayı 1 ve sayı 2 değerlerini buraya alıyoruz arkadaşlar. Mesela 3,5 diyelim. Şu an program çalışır vaziyette. Çalıştırdığım zaman 8 cevabını ekranda almamız lazım ekle fonksiyonundan dolayı. Bakalım. Evet, fonksiyonun değeri 8 cevabını ekranda aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada cevap alıyor, burada da yazdırıyoruz. Yani şuraya mesela çarp deseydik 15 cevabını, fonksiyonun değeri 15 cümlesini ekrana almış olacağız. Evet, fonksiyonun değeri 15. Bugünkü dersimiz bu kadar.
Ne yaptık arkadaşlar? Bir söyleyeyim. İlk olarak void fonksiyonundan önce bir geçici bir fonksiyon oluşturduk şurada. Integer yıldız fonksiyon. Şöyle int adında geçici bir fonksiyon oluşturduk. Daha sonra bu fonksiyonu normal main fonksiyonuna yazdırdık. Ondan sonra void fonksiyonu oluşturduk. Void sonuç yaz fonksiyonu oluşturduk. Sayı parametre oluşturduk burada. Integer sayı 1 ve sayı 2 adına parametre oluşturduk. Bu parametreleri de main fonksiyonumuzda aldık. Yani sayı 1 ve sayı 2 burada belirlemiş olduk ve sonucu ekranda aldık programı çalıştırdığımız zaman. Dediğim gibi bugünkü dersimiz bu kadar. Umarım iyi bir şekilde anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.